Ben kalkayım. Evet. Herkese özellikle hoş geldiniz diyorum. Değerli başkanım, sunum başkanım hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Ben öncelikle sözlerimi aslında ilk önce belediye başkanımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Özellikle bu mekanın kazandırılmasında çok büyük emeği olduğunu biliyorum. Biz de toplantımızı burada yapmayı çok arzu ettik. Çünkü dar bir alanımız var bildiğiniz gibi. Özel başkanım da sağ olsun bu alanın tüm silivrilerini istediğiniz zaman kullanabilirsiniz dedi. Ve ben de çok mutlu oldum burada. Hem de resmi açılışı yapılmadan tahsis etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin kendisine, silivrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben öncelikle çok kısa bir giriş yaptıktan sonra başkanım size vermek istiyorum sözü. Son günlerde sağ olsun Mehmet başkanımızla birlikte güzel bir çalışma yapıyoruz. Silivri sanayisi hakkında belirli donörleri topluyoruz ve bir rapor hazırlayacağız inşallah. Son yaptığım incelemeden sonra özellikle Alipaşa'dan başladık. Diğer bölgelere de genişletiyoruz. Alipaşa'nın şu andaki ihracatı çok şükür ki Türkiye'deki 81 ilin 51'inden fazla durumda. 5450'ye yakın personel barındırıyoruz ki bu sadece Silivri Siyaset üyelerine ait rakam. Onun için ben çok mutluyum. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Tabii aslında siyasetçilerden daha doğrusu samimiyetimize güvenerek söylemek istiyorum. En güzel talep etme zamanı böyle seçim zamanları galiba. Ben de Silivri Siyaset için başkanımdan böyle bir mekan için bize bir yer vermesini talep ediyorum. İnşallah biz böyle bunun daha büyüğünü, daha güzel bir aynı konseptle daha büyük işlevsel bir alan yaparsak hem tüm Silivri'ye armağan etmiş oluruz hem de kullanımımız için bize faydalı olur. Ben bu anlamda öncelikle önümüzdeki dönemdeki çalışmalarını planlayan başkanımızı dinlemek üzere mikrofonu ona veriyorum. Ben de Sayın Hakan Bey'in şahsında bütün Siyat ailesine hoş geldiniz diyorum. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü salonumuza ilk kullanım konusunda benim bir önerim olmuştu ve onu kırmadılar. Çünkü salonumuz henüz daha bitmiş değil. Yani fiziki olarak bitti fakat donanımla ilgili teknolojik bir takım yenilikleri de planlamıştım. Bazı teknolojik avantajlarını da kullanıcılarımıza, halkımıza burada sunalım. Daha da pratik olsun sunuşları, barkovizyon yapılabilmesi için işte masalarında kullanabilecekleri farklı bir yöntemle yapalım. Daha da teknoloji üstünlüğünü buraya da yansıtalım. Ve bunu sivil toplum kuruluşlarımız, meslek kuruluşlarımız, odalarımız, halkımız bu amaçlarla onlara tahsis edelim. İşte gördüğünüz gibi orada bir resepsiyon verilebilecek, toplantı yapılabilecek bir salona kavuştum. Ve bunun merkezi bir yerde ulaşımı kolay, tarifi kolay, buluşma noktası kolay bir yer olsun diye düşünmüştük. Burasının geçmişini daha önce birkaç kez söyleme fırsatı olmuştu. Buraları yüzyıllarca önce yapılmış Silivri'nin yoğurthane binaları, Silivri'nin o güzelim yoğurdunun mayalandığı, belki gün yüzüne çıktığı alanlarımızdan 4 tanesiydi bunlar. Bu 4 tanesinin yapılması, tabii mülkiyetlerinin satın alınması, onların planlanması ve aslında tamamen uygun, hatta o günkü özeni mutlaka gösterilmesi konusunda hem anıtların hem de yapan arkadaşları burada firmanın çok tecrübeli bir biraz da tabii o da çok özen göstermesi gerekiyordu. Tamamen aslında uygun. O günkü koşullarına yapılan sıva mantığından tutun
bütün işlerine uygun olarak yapılmasına özen gösterdik. Bu salonumuz tamam bu amaçlara kullanacak. Yanında da bir müzemiz var. Yine aynı mantıkla da eğer projemiz devam edecek inşallah. Nil Center'ın buradaki şu binanın kamulaştırılıp içine kaldırılmasıyla yine bu mantıkla karşısında tam binaların bitimine yakın kısmında da 4 veya 6'ya yakın konumuna göre 4 olursa daha büyük olanı olacak. Orada da buna benzer kültürel, sosyal amaçlı ve çok amaçlı binaların olduğu bir yapı düşünüyoruz. Ortasındaki büyük bir avlu, kültürel alanların, bu tip hizmetlerin, workshopların tanıtımının yapılacağı, birer workshop toplantılarının yapılacağı alan şeklinde düzenlemesiyle ilgili ayrı bir planımız da var. Bu salonda ilk daha açılış yapılmadan önce ilk toplantının Siyah'ta olması benim için çok anlamlıydı. Onun için Hakan Bey ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki bugün sizlerle paylaşmak istediğim sunuşumuz bir seçim atmosferinde bir kentimizin neler bir yerel yönetime talip olan bir adayın neler yapmak istediğinde sınırlı olmasını beklersiniz. Ama benim tabii farklı bir yanım var. Görevde bir belediye başkanı olarak adayım. Ve ben bundan 10 yıl öncesine gittim. Yine Mehmet As arkadaşımla Klasis Otel'de. O zaman üyelerimizin büyük bir çoğu orada öğrendi. Belki hatırlarlar bizi. Bir sunuş yapmıştık. O sunuşu da hatırladım. Buraya dün akşam ve birkaç gün öncesinde de onun kafamda bir daha canlandırdım. Hatta Mehmet arkadaşımızla konuştuğumuzda biz o gün neler planlamıştık, nereye geldik, ne yapmaya çalıştık. Silivri'nin o günkü nasıl bir Silivri konumlandırmıştık, şimdi neresine kadar getirdik diye düşündüğümüzde ben şimdi bunu biraz tabii ki herkes kimse ayrılıp ekşi demez ama biz o gün ne düşündüysek inanın onun ötesine de taşımışız. Ben o öyle görüyorum. Hatta bazı öngörülerimizin ötesine geçmişiz. Bununla da kendimizin şunu söylüyorum. Doğru bakmışız Silivri'ye, doğru görmüşüz, doğru okumaya çalışmışız. Bugün bunun faydasını, bunun fırsatlarının, meyvelerinin toplanmaya başladığını görmekten de ayrı bir keyif duyuyorum. Bu keyifle bunu söyleyebiliyorum. Bu hepimiz için bir şans. O Klasis'teki yaptığım sunumu belki daha çok fırsat olursa bir zamanda da sizi tekrar izletmek isterim. Orada öngördüğümüz vurguların büyük bir kısmı kendini aşan bir öngörüyle bugün de hayata geçmiş durumda. Ve birçok altyapısı da oluşmuş durumda. Ama bunları yaparken, bunları söylerken bizim bir öngörü olarak söylemiştik. Fakat bunların hayata geçmesinde şunu daha çok yıllar yaşam, şunu öğretiyor insana. Bunu özellikle bir şehirde paylaşarak yaptım. Zor, bizim Silivri zor bir yer. Bir kere onun zorluklarını hissettirmemek benim başarım olarak görüyorum. Hissettirmemek. Ben yöneticinin iyisi hissettirmemek derken ben kendisini değil de yapılanı hissettirmemekte kastediyorum. Onları hissettirmeden bu mecraya sokabilmek kendi fikrimizi, siyaset veya mecra kendi fikrimizi karşınızdakinin fikri haline getirebilme becerisi. Kendi bir projeniz, kendi bir hayaliniz, kendi bir vizyonunuz doğru ayaklar üzerine oturtulmuş. Bunlar denenmiş, test edilmiş, iyi analizler üzerine, iyi bir tespit üzerine oturursa eğer, bunları bu fikri toplumsal bir kazanım olarak karşınızdakinin de fikri haline getirebilme becerisidir. Ben böyle görüyorum. Ben o fikrin doğru olduğunu test etmiştim. Çünkü o alttan gelen bir bakışımız, tecrübemiz vardı. Çekilen sıkıntıları, yaşanan tecrübeleri görmüştük. Bunun üstüne bir Silivri'yi kurmak istemiştim. Tabii ki bunları yaparken de elinizdeki verilere göre hareket edersiniz. Neyi bildiğiniz önemli. Bilmek, yönetmektir. Bilmediğiniz bir şeyi yönetmeniz mümkün değil. Biz bu verilere hakim olmak için bir fırsatı yakalamıştık. İlk defa 2000 yılında bir yersel bilgi sistemi.
Bakın o zamana kadar çok moda bir deyim vardı. Kentsel bilgi sistemi. Şimdi bir kent başka bir şey. Bir de bizim bir kent çelişkisini yaşamayan, kentleşme sancısı çeken bir kentleşmenin, kentler bir kere bir ayrışma mıdır, birleşme midir? Bir yaratıcı bir kaos kentlerin bir çoğunda vardır. Bu kaosu yönetmek bir beceridir. Ama bizde hem ayrışma var, hem birleşme vardır. Hem de bu şehirde Siyat'ın 94 yılında yapıldığı o rapor benim için bir ilham kaynağıdır. O kenti, burayı tanımak açısından benim için bir referans noktasıdır. Gerçekten bilimsel olarak yapılmış ilk çalışmalardan biridir. Belli veriler üzerinden. O çalışma bir ilham kaynağı olmuştur. Tabii tarihinden aldığımız bilgiler, onların da üstüne oturtarak bunu söylüyorum. Ve ilk defa bu tanımı çok anlamlı ve önemli buluyorum. Tarımın, sanayinin, hizmet sektörleri ve tarımın birbirleriyle çelişmeden gelişebileceği ender bölgelerden biridir denen bir şehir olduğunu o doğru tespiti Siyah'ın raporuyla görmüştüm. Bu çok önemli. Bu belki birçok ilçede birbirleriyle bir arada oturuşan bu kadar güzel, doğru bir tespiti ben Siyah'la yapmıştım. Onun için Siyah hiçbir şey bugüne kadar yaptığı en önemli çalışma, en önemli tespiti birlikte yaşanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada sonunda benim yapacağım sonuçum sonunda bu tespiti daha çok açma fırsatı olacaktır. Onun için fazla sizleri vaktinizi almadan şimdi bir belediye başkan adayının bir şehre hangi öncelikleri, neleri vermek istediğini anlatan bir sonuçum olacak. Merkezinde bir insan, insanın etrafında dönen, insanı hanelerle yaşama bağlayan, bir yaşam öncülüğü veren bir sosyal anlayışı, bir sosyalizasyon projesidir belediye. Belediye, bir kadılıktan gelen yönetim anlayışından 1800'lerde başlamış kadı, sonra şehremini, sonra da ilgilenen meclisleriyle, ondan sonra 1580 sayılı kanun, ondan sonra 5393 sayılı kanunla, 5216 sayılı büyükşehir kanunuyla bugün geldiğimiz sonuç noktası. Bir daha henüz oturuşmamış bir sistem içerisinde bunların yapılabilirliğinin ve sistematik olarak devletin tekrardan reorganizasyonu ya da yeniden konumlandırılmasına ihtiyaç olduğunu göreceksiniz, birçok yerde önümüze çıkacak. Bundan sonrasında da çıkıyor. Bu işte tekrardan oturup belki bu yerel yönetim seçimleri hepimize bir fırsat olacak. Buna bir ihtiyaç var. Bunu en yetkili ağız Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. En alttaki muhtar bile, köylerimize gittiğimiz muhtar bile bu talebi soruyor. O zaman Türkiye'de bir yerel yönetim, yönetişim, daha doğrusu yönetim demek tek başına yeterli değil, karşılıklı bir yönetişim, karşılıklı mütekabiliyeti gerektiren bir tekrardan bir bakışa ihtiyaç olduğunu anlatan bir ihtiyaç, bir durum söz konusu olduğu bir yerel yönetim seçimlerinde bir fırsat olarak karşımıza çıktı. İnşallah hani her durum bu fırsatı değerlendirmek için önümüze bir veri koyar. 31 Mart'tan sonra bir resim, bir fotoğraf çıkacak hepsinden. Buradan alacağımız bir mesaj, bu yerel yönetimlerin tekrardan yerel yönetim konusunun, idari yapının tekrardan bir gözden geçirilmesini, tekrardan bölgesel community dediğimiz ilgi gruplarının, meslek aidiyeti taşıyan gruplarının da sistemlerin içine, yerel yönetim içine fazlalığı yer alması, onların da yetki ve sorumluluklarının tekrardan tanımlanması, örneğin kaymakamların yapısının tekrardan tanımlanması, valiliklerin bölgede ilde yetkilerinin arttırılması, işte yerel yönetimlerin bölge içerisindeki böyle bölgesel içerdiği yönetimlerin katılımını arttırılması gibi birçok yöntemle çok daha hızlı, karar almada daha kolaylaştırıcı, yol açıcı, devletin sosyal inovasyon dediğimiz bilinen piyasaların hepimizin bildiği devletin giremediği ya da piyasaların bildiğimiz klasik piyasaların girmediğine bu şekilde teşkilatlanmış yapıların girerek üçüncü sektör anlamında
tek başına değil, hep birlikte ortak kararlar alabilecek mekanizmaları, örneğin ıslah organize sanayi gibi, organize sanayi bölgeleri gibi yapılar kurarak birçok sorunu beraber çözebileceğimiz, yapıların da kurabileceğinin önünü açabiliriz, örnekler oluşturabiliriz gibi bir takım çözümleri de konuşmamın sonunda zaten öneri olarak sunacağım. Ama şimdi takdir ederseniz bir yerel yönetici olarak bir şehirde merkezinde insan olan sosyalize edilmiş, sosyalizasyon politikası, bir sosyal belediyecilik, insanı merkeze koymakla neyi hedeflersiniz? Bir fabrikayla yaşıyorsunuz, hepiniz işletmesindesiniz, çalışıyor, o size emanet. Sabah 8'de mesai başladı mı? Oradan çıktı mı? O bize emanet. Oradaki verimin artması, oradaki motivasyonun artması, oradaki işlerinin artması biraz da bizimle ilgili. Onu evinde ve sokağında huzurlu yaparsanız üretimin ve verimin artmasına ne kadar ilişkili olduğunu söylememe bile gerek yok. İşte ben biraz da bunların bir beraberlik içinde düşünülmesi gerektiğini anlatan bir yerel yönetim anlayışını hep bunu birinci öncelikte tutmuşumdur. Buradan bu söze başlamak istiyorum. Arkadaşlar ben videoyu isterseniz... Trakya'nın lokomotifi İstanbul'un gelişen, değişen ve sürdürülebilir yaşam koşullarıyla fark yaratan ilçesi olan Silivri'miz, %80'inin burada yaşamaktan mutlu olduğu 200 bini aşkın insanıyla Türkiye'nin en huzurlu yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz 10 yıldan bu yana Silivri'de ilkleri başlattık. Bununla sınırlı kalmadık, Türkiye'de de sosyal belediyecilik bizim işimiz şiarıyla çok özel projeleri hayata geçirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına bir destek de bizler olsun diyerek ilk kez okula başlayan öğrencilerimizin bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını temin ettik. Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklarımız bize emanet edilerek her alanda en büyük destekçileri olduk. 10 bin çocuğumuzu skolyoz travmasından geçirerek geleceğe mutlu bakan gözlerindeki ışık hiç sönmesin istedik. Sağlıklı olmanın yolu spor yapmaktan geçen bilinci ve gayesiyle ilk kez hizmete açtığımız yaz spor okulları ile binlerce çocuğumuzu çeşitli sportif aktivitelerle buluşturduk. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek %100 burslu tarım projesini Silivri gençlerimize eğitim-öğretim hayatına kazandırdık. Geliştirdiğimiz bu örnek modelle geleceğin tarım liderlerini eğiterek ülkemizi yaptık. Kentimizin geleceğini tarım ve üretim üzerine planlayarak en büyük zenginliğimiz tarım topraklarını beton ve arazi mobilyalarına karşı savunduk. Bu kararlılıkla faaliyete geçirdiğimiz tüm Türkiye'ye örnek olan Tarımsal Araştırma ve Üretim Merkezi ile Silivri hemşehrilerimizin geleceğine dair en kıymetli yatırımlardan birini gerçekleştirdik. Sadece Silivri'de değil, İstanbul'da da bir ilki imza atarak Gıda Bankası vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Silivri'de hiç kimse yatağa aşk girmeyecek iddiasıyla hayata geçirdiğimiz bu merkezde ihtiyaç sahiplerine destek olduk. Yaşamın her alanında varlıklarını güçlendirmek amacıyla ilk kez hayata geçirdiğimiz mahalle evlerimizle 6500 kadınımızın hayatına dokunduk. Kurduğumuz engelli ve yaşlı koordinasyon merkeziyle hasta vekil, fizik tedavi, evde bakım gibi temel sağlık hizmetlerini kıymetli Silivrilerle ilk kez buluşturduk. Kültür, bir kenti besleyen en önemli hayat damarlarından biridir dedik. Göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalarına başladığımız kültür merkezini kentimize kazandırdık. Bu sahaları ve çok amaçlı salonlarla sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini Silivri'de yaşatmaya devam ediyoruz. Silivri'nin en eski mahallesi Fatih Mahallemizi yeniden ayağa kaldırdık. Restorasyonlarımızla, sokak iyileştirmelerimizle, çevre düzenlemelerimizle, baştan aşağıya yenilen mahallemizi dinle kültür turizmine yönelik çalışmalarımıza ev sahipliği yapmaya hazır hale getirdik. Göreve geldiğimizde ilk hedeflerimizden
birisi de zihnimizi üniversite kenti yapmaktı. Hem planlama aşamasında hem de yapılan protokoller aşamasında birçok engelle karşılaşmış olmamıza rağmen Gümüşşehir, Kalaklı ve Fener mahallelerimizde üniversite alanların planlarını onaylattırdık. Seyitpaşa mahallemizde bulunan tarihi belediye binamızı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tahsis ederek Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulmasını sağladık. Anne ve babalara destek olmak, bebeklerimize içten bir hoş geldin diyebilmek adına hediye ettiğimiz yeni doğan setleriyle dünyaya geldikleri ilk günden itibaren yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Hiçbir ayrım yapmaksızın sizin ortak paylaşımda buluşarak oluşturduğumuz uzun duygusunu her bir yurttaşımıza hissettirmeyi görebildik. Bu bilinçle kalemi vatandaşlarımızın rahatlıkla ibadet edebilecekleri çevrelerine hizmete açtık. Temel belediyecilik hizmetleri kapsamında geçtiğimiz 10 yıl içerisinde fiziki şartları iyileştirerek 7 milyon 200 bin kilometre kare yol ve 255 bin kilometre kare kaldırım yapımını gerçekleştirdik. Cep kapalı spor salonları. Olimpik sporların altyapısının oluşturulduğu cep kapalı spor salonları ile sportif faaliyetleri destekleyerek her birey için kolay ulaşılabilir hale getireceğiz. Sporcu atölyesi. İlkokul çağındaki tüm çocuklarımıza sporcu taraması yaparak yetenekleri doğrultusunda doğru spor dalına yönlendirilmelerini sağlayacağız. En az 10 branşta ücretsiz spor eğitimleri vererek geleceğin şampiyonlarını Silivri'de yetiştireceğiz. Spor parkları. Kaykay, paten sporlarının yapıldığı özel parklar oluşturarak gençlerimizin güvenli ve teknik ihtiyaçlara cevap veren alanlara kavuşmalarını sağlayacağız. Açık ve kapalı yüzme havuzu. Çocuklarımızın profesyonel eğitimciler eşliğinde ücretsiz yüzme eğitimleri alabildiği, yaz-kış hizmet verebilecek yarı olimpik yüzme havuzunu ilçemize kazandıracağız. Gençlerimiz için projelerimiz. Gençlik ve Gösteri Merkezi. Gençlerimizin eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini yerine getirebildikleri çok amaçlı bir merkez olacak olan Gençlik ve Gösteri Merkezimizde yaşam kalitesini arttırmayı, gençleri ilgi duydukları alanlar doğrultusunda yönlendirmeyi, hayallerini genişletmeyi, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlanmalarını sağlayacağız. Kariyer Akademileri. Yabancı dil ve teknoloji dilleri gibi günümüzün kaçınılmaz ihtiyaçları haline gelen eğitimlerin verildiği, sağlık ara elemanı ve fabrika ara elemanlarını yetiştireceğimiz kariyer akademileri sayesinde binlerce gencimizi kalifiye hale getirerek istihdam sağlayacağız. Muhasebe, aşçılık, garsonluk kursları ile sektördeki eleman açığını giderecek, böylelikle kentimizdeki işsizlik sorununu ortadan kaldırarak refah seviyesini yükselteceğiz. Yerel Yatırım Ajansı. Yerel potansiyeli harekete geçirecek girişimcilere destek vereceğimiz Yerel Yatırım Ajansı ile bölgemizde ekonomik canlanma sağlayacağız. Spor merkezleri. Profesyonel eğitmenler eşliğinde fitness, yoga, jimnastik ve aerobik gibi sporların yapılacağı bir merkezi ilçemizin birçok noktasında faaliyete geçireceğiz. 7'den 70'e sosyal, kültürel ve yaşam projelerimiz. Tasarım ve Kültür Merkezi. İlkini merkezde 3 adet tarihi yapıyı restore ederek yaptığımız kültür kompleksini yeni dönemde ilçemizin 3 ayrı bölgesinde yine mimarisi ve tarihi izler bırakan kültür merkezleri yapacağız. Merkezimizde aynı zamanda tasarım atölyelerinin de olduğu birçok yenilikçi bölümler de olacak. Sosyal Hizmet Merkezi. Tüm sosyal ve sağlık hizmetlerinin bir araya toplandığı, yaşlı ve dezavantajlı grupların kolaylıkla ulaşabildiği merkezimiz, aynı zamanda derneklerimize tahsis edilen bölümleri, nikah ve toplantı salonlarıyla çok amaçlı bir merkez olarak hizmet verecek. Şehir Parkları. Kentimize kazandıracağımız toplam 3 adet büyük şehir parkı ile kişi başına düşen yeşil alan oranını arttıracağız. Yerel ürünler durdu. E5 karayolu üzerinde 4 ayrı noktada kuracağımız satış merkezleriyle Silivri'mizin bereketli topraklarında yetişen yerel, doğal ve taze ürünleri üreticiden direkt tüketiciye ulaştıracağız. Tohum Merkezi. Kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumlarımızı bulup onları geliştirmek
bilinci, gelecek kuşaklara aktaracağımız merkezimizde tohum test laboratuvarı, embriyo dondurma ve doku kültürü laboratuvarı gibi fiziki yapılar da kuracağız. Ekolojik Turizm Merkezi, kuş gözlemciliği, trekking, botanik turları, bisiklet, foto safari ve gastronomi alanlarında STK, spor kulüpleri ve sanatçılarla işbirliği yapılarak köylerde kuracağımız bu merkez sayesinde köylerde yaşayan halkımıza ek gelir kapısı açacağız. Ulaşım projelerimiz. Otoparkta, kısa vadede ilçemizin 3 ayrı noktasında toplamda 3000 araçlı otopark yapacağız. Ayrıca özel sektörü teşvik edip ilçenin doğum bölgelerinde katlı otoparklar yapılmasını sağlayacağız. Yayalaştırma, Silivri'nin ulaşım sorununu çözebilecek en önemli projemiz Silivri'yi 3 merkeze yoğunlaştırmak. Mevcut merkezdeki yoğunlaşmayı diğer merkezlere taşıyarak şehir merkezini yayalaştıracağız. Bu sayede hem trafik hem çevre sorununu çözerek esnafımıza katkı sağlamış olacağız. Bisiklet yolları, yayalaştırma projemize eş bürünme olarak yürüteceğimiz bu projemizde şehrin tüm aksları birleştirecek modern kentlerde olduğu gibi çevreci bisiklet yolları yapacağız. Ekrem İmamoğlu Silivri projeleri. Kent enstitüleri, yeni nesil öğrenim ve gelişim merkezleri oluşturacağız. Bu merkezlerde hem yaşam boyu sürekli eğitim sistemini hayata geçirmek hem de özellikle girişimcilerin kendilerini mesleki anlamda geliştirmelerini, yeni iş imkanlarına, inovasyona adapte olmalarını sağlayacağız. Dünya Dilleri Merkezi, ailelerin ve gençlerin eğitimle ilgili öncelikli ihtiyaçları ve beklentileri içerisinde yer alan dil eğitiminin erişilebilir şekilde karşılanmasını sağlayacağız. Yaşam becerileri öğrenme köyü, Down sendromlarının, otizm dillerinin, öğrenme güçlüğü çekenlerin, Alzheimer ve demans hastalarının doğal ortamda sanat terapi ve hayvan destekli terapi gibi yöntemlerle yaşam becerileri eğitimlerini sağlayacak bir öğrenme ve sosyalleşme alanı oluşturacağız. Büyükçekmece Gümüşehir metrosu, ana gövdesini raylı sistemlerin oluşturduğu, karayolu sistemlerinin yüksek kapasiteli raylı sistem hatlarını beslediği, böylece farklı toplu taşıma koridorlarında taleplerle uygun kapasiteler kullanılarak sefer aralıklarının ve duraklarda, istasyonlarda beklemelerin azaltıldığı bir toplu taşıma sistemi oluşturacağız. Örnek olarak başlattılar. Büyükşehir Belediye, Gaziantep,
dahil ki bizim partilerimiz de değil. Önemli de değil. Parti nedir ki? Parti hepimizin, memleketimizin bir cumhuriyet var bizi şemsiye. İçine ahlak, adalet ve hakkaniyeti içine alan bir koskoca güzelim bir cumhuriyetimiz var. Bu coğrafya, arkamızdaki coğrafyanın hepsine örnek olmuş. Üretimimiz de. Şimdi bunların çoğu başladı aslında. Şu Çatalca, Çekmece, Silivri, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Belediyesi'nin ve diğer içindeki belediyelerin, Uzunköprü, Keşan, işte diğerleri. Ben Cumhurbaşkanımızdan 4 gün önce Trakya'nın Silikon Vadisi'nin kuruluşunu, çalışmalarının başladığını belirtmek üzere olduğunu biliyorum. Kendisi ifade etti. Teknoloji Geliştirme Genel Müdürü Ziya Karabulut bu konunun kanununu iki defa kendisi hiç tanımam. Kendisi ziyareti Silivri Belediyesi'ne geldi ve ben kendim kanunları kendim verdim. Ve Cumhurbaşkanımızın çok yakın görüştüğünü, bu projeleri takip ettiğini kişi Veli Üniversitesi'nin kuruluş çalışması dahil organize tarım bölgelerine ben kendisine bizzat sordum. Hatta Provence bölgesine beraber gitmeyi teklif etti. Ben de inşallah nasip olur Hakan Bey'le teklif etmiştim. Gidip görmemizi isterim iki tane bölgeyi. Organize tarım bölgenin ne anlama geldi. Ben burada göreceksiniz birçok sanayicimiz o bölgenin içine giriyor. Şimdi soru gelirse açarız. Islah organize sanayiyle şimdi bakın bir şansa bakın. Nereden? Allah hani derler ya. Hani kolun mu kırıldı? Allah sana kanat verecek derler. Bizim ıslah organize sanayimiz olmadı mı? Allah size kanat verir derler. Bu sefer organize tarımda yer bulacağız kendimize. Bakın nereden nereye? Olmadı belki her işte bir hayır. Şimdi organize tarımda yer bulacağız. Islah organize sanayide bulamadığımız yeri organize tarımda yer bulacak. Mesela Mesut abim buluyor işletmesini bildiğim için. Hakan Beyler de bulacak. Ambalaj fabrikaları da bulacak. Bu az evvel Yusuf abiye sor olmazsa olmazsa organize tarım bölgede. Ambalaj ya. Gıdaya neyle satacak ambalaj olmayacak. İşte organize tarımın içinde kalacak. Şimdi orada yapamadığı imalatı orada yapacak. Hani Mevlana'da dediği gibi o zaman bir kolumuz, kanadımız kırıldı, kuramadık üç ıslah organize sanayi. İnanın çok üzülmüştüm yani. Keşke başlasaydık bize. Şimdi bakın organize tarımda kura yapamadığımız ıslah organize sanayi burada yapabileceğiz. Hem de daha güzel. Bakın nereden nereye. İşte bu bir fırsat. O organize tarım bölgeleri zannediyorlar yağ fabrikası, un fabrikası değil. Hiç alakası yok. Bunların çoğu orada olabilecek. Tarım arsası kavramı Türkiye'de ilk biz çıkardık. Tarım arsası. Sanayi, konut var ama tarım arsası kavramı oldu. Bu müthiş bir şey burası için. Şimdi organize tarım bölgelerinin içeriği. 3 tane de ıslah organize sanayimiz. Bunu da inşallah geçebiliriz. İnşallah olur ki en büyük dileğim ve temel çok da istiyorum. 3 tane ıslah organize sanayimiz. Birbirine geçişkenliği. 2 tane de 2 olabilirse 3 de organize tarım bölgemiz. 2 de olsa yeterliyiz. Çünkü 2 tane olabilir. 2 diye ben düşünüyorum. 3 ıslah organize sanayimiz. 2 tane organize tarım bölgemiz. Ve 180 kadar da tarım sit. Tarım sitte de yine üretecek %15'inde yine yapacak evini, işletmesini. Geri kalanını tarım olarak kullanacak. Şimdi fırsata bakın. Tarım sitte üretim yapacak. Organize tarım bölgesinde işletmesine girecek. Belki fabrikayı oraya dahil edeceğiz. Geçişken olacak. Islah organize ile organize tarım. Ve tarım sitte de işletecek. Ve Silikon Vadisi'nin içinde kalacak hepsi. Şimdi yani bunu nasıl bir fırsattı biliyor musunuz? Ya? Bu inanılır gibi bir şey. Yani buraya siz gökten böyle şey dağıtsanız bu kadar bir fırsat düşerdiniz. Bunun heyecanı düşündükçe ve tüylerimi tüketmiyorum. Böyle bir heyecandan bazen inanamıyorum. Yani bu kadar Allah buraya nasıl bir nasip olur? İşte hepimizin ortak bir düşüncesi. İnatla, sabırla ve Ziya Bey'in gözlerinin parladığını şahit oldum. Dedi ki, YÖK Başkanı daha sonra Tarım Üniversitesi'ni biz kuralım. Daha sonra tarım ve hayvancılığı tamam işin için. Hayvancılığı da unutmayalım. Onu da Kazan'da yapılan örneklerini gördük ama o küçük çapta. Fener'deki çok daha büyük olacak.
çok daha büyük. Bütün genleri kaybolmuş, türleri kaybolmuş. Limuzin ve Argus'u resmen Holstein'in araba markası gibi modifiye ede bu duruma getirdiler. Bakın ne yapıyorlar hayvanlar. Onlar da modifiye ediyorlar. Biz de kendi türümüze edelim, bilmem kaç kilo süt veren Holstein'i geçebiliriz. Kendi türü bakım yapmadık ki, yatırım yapmadık türlerimiz. Onlara burada bunlar yapılacak. O türler yetişecek, o fideler yetişecek, o tohumlar yetişecek. Ve tematik ilçeler, konulu. Uzun köprü pirinç, işte orta ana bilmem, işte orası Ulubar, Çatalca seracılık, burası çiçekçilik. Burada işte paketlemesinin, ambalajların yapıldığı, araçların girip çıktığı, ihracatın, ithalatın, ihracatın yapıldığı müthiş bir alana dönüşecek. Buradan Trakya'nın tamamı, silikon, Arge'nin bulunduğu büyük bir etkileşim. Limanları burada yapılacak, iki ortada, Çatalca Havalimanı'nın büyütülecek. Yani içindeki buraya gidip getireceği enerji Türkiye'yi kalk. Türkiye'yi model, belki dünyanın bu coğrafyasına bir model oluşturacak bir işten bahsediyor. Şimdi bunları bir belediye düşündü. Buradaki belediye. Ya bunu düşünürken, ya siz ama benim fabrikanın arka yolu da olmadı filan dedi. Tamam, ona da, ben ona da hak veriyorum. Yani yürürken sakızla mı çiğneyemiyorsun demek istiyor arkadaş, onu söyleyen. Tamam, yani onu da atladım ama hangi idari birim, hangi yapı, büyükşehir, küçükşehir, birleşme, bilmem ne, 8 tane belediye, 13 tane köy, teslim al, bir de bunları da düşün, bunları da yap. Yani ben şuna sığınmak istemiyorum. Ya bunu yapamadım, bunu, ama ben buraya bir hayali koymak lazım. Ama hayal ayağı yere basan, iyi oturulmuş, vakıf rakamına, yerin altına üstüne, buranın insanına, buranın sanayisine, Türkiye'de ilk defa sanayi envanteri çıkaran ilçelerden bir tanesiyiz biz. Bunu unutmayın yani. Ne kullanmış, elimizde ne var? İşte buyurun, beraber yaptık. Islah organizeyi beraber kovaladık. Bunlar benim bugün kendi partime işçi düşmanı olarak şikayet edilen durumum var. Ben sanayi üretimin ne demek olduğunu kendi partime dahi anlatmaya çalışıyorum. Bir yerel yönetici bugün dolaştığım fabrikalarda bu kriz ortamında neredeyse iflasa gidecek ülkede diyorum ki bu fabrikanın bakın şu ışığın yanarsa biz de burada konuşma yapabiliriz. Bu tapular şu kişinin olabilir malın ama bu Silivri'nin toprakları üzerinde olan bunu sırtlayıp götürecek mi bu? Mülk Allah'ındır. Yarın gidecek, bunun tapuyu devredecek. Ama bu bizim fabrikamız. Öyle bakın, öyle bakın. İşçilerimize de bugün hak hukuk arayabilirsin. Sendikada olabilir ama bugün ben de 600 tane işçi çalıştırıyorum. İşte buyurun 1200 kişi çalışıyor belediyede. Ben bugün maaşı ödemekte filan ayın 13-15'i geldim, uykuları kaçıyor insan. Sizleri ben, Allah yardımcınız olsun. Kitle ben ödeyemesem 15 gün sonra dedim. Ama siz malı satamazsanız ne yapacak? Birbirimize var. Yargılamak yerine anlamakla yükümlüyüz. Benim üretmeye çalıştığım projeler, kusura bakmasın çevremizdeki arkadaşlarımız. İstanbul'un yanı başında 16 milyonluk bir kentin yanında betonla demirle 200 tane AVM'yle yok edilmek istenen bir esnaf kültüründen tutun, Türkiye'nin geleceğine 10 sene önceden görüp onu açtığında neredeyse alay edilen, dalga geçilen bir yerden şimdi tohum ve Türkiye'nin gıda güvenliğini işgal ettirmekten beter. Tohumu kalmamış bir ülkede 25 liraya görünce o biberi şimdi bütün Türkiye televizyonlarda görüyorum, Silivri'ye örnek alıyoruz. Yani. Bunu da sevinmiyorum bundan. Ben biliyordum böyle olacağını. Bunu görebilmek, bir kenti tanımak, sevmek. Ben çok seviyorum Silivri'yi. Çok seversiniz de ama hayalinizde, bir hayaliniz, o kentle ilgili bilgileriniz, o kentle ilgili altını üstünü konusunda onunla yatıp kalkmanız, verilerine de hakim olmanız ve böyle bütün kurumlarıyla beraber, işte birlikte yönetmek, kağıt üstünde lafla falan değil. Ben 94 yılından bu yana bu kurumların, o her bacası tüten fabrikanın burada nasıl yaşaması gerektiğini, dört tane sektörün şehirler farklılaşmadır.
Türkiye yapıyor, farkında değil insan. Bizim şehirlerimizde çok fark yok daha evler arasında. Bizim şehirlerimizde en değerli yer kaymakamlık meydanıdır. Bakın o taşa, gidin Çayırdere köyünde aynı taş, aynı elektrik lambası. Neden? Ait hissettim bu memlekte kendini. Dışlanmış hissetmesin, kopuk hissetmesin. Gidin Mimar Sinan Mahallesi'ne aynı yol. Neden? Eşitlik olsun, adalet olsun, hakkaniyet olsun. Bunu baba düşünmez ama ben düşünmek zorundayım. Bu şehirde bir huzur sağlandıysa 10 yıl, bunun hakkında benim payım var. Kimse kalkıp ne yaptı derse, neyin yapıldığını görmek için başka bir göz. Benim baktığım gözle bakmasını bekleyemem. Zaten ben o benim eleştirilenleri ne yapıldığını anlamasını da bekleyemem. Onların anlaması için de yapmıyorum zaten. Kendim için yapıyorum, Allah için yapıyorum. Bana emanet edilen o vicdanlarını atıyor insanlar sandığa. O atılan vicdanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmek için gece gündüz demeden Türkiye'nin bile bugün kıftayla baktığı, bütün Türkiye'nin hiç tevazu göstermeden söylüyorum, örnek aldığı bir projeyi bugün Türkiye'nin gündemine Silivri'den çıkararak bunu da bütün büyük bir gururla söylüyorum. Bunda sizin 94 yılında yapılmış o çalışmanın büyük bir referansı var. İşbirliği var, emek var, beraberlik var, inatla ve sabırla betona ve domiyere teslim olmamak var. Arkasında bu şehirde barış içinde, huzur içinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 15 yıldır bu memleketin altına inmemiş insanların 2000'e yakın mahalle evleri kadınlarımızı birbirleriyle yakınlaştırarak, meydanlarda konuşturarak, buluşturarak sadece ekonominin rakamlarıyla değil, el sıkışarak, barışarak, inançlara, değerlere sadece nefes alıp vermesi yeterli sayan bir anlayışla, sosyal bir anlayışı beraber yapmanın inadı ve ısrarı var. Tesadüf değil ama bunların yanında kendini geri çekebilen, hiç hissettirmeden de sessiz sedasında yapabilme içine sindirebilmek var.